Hoş geldiniz. Yine bugün 50 tane ehliyet sınav sorusu çözeceğiz. Dikkatle dinleyin arkadaşlar. Faydalı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Her zaman söylüyorum. Videoyu beğenmenizdir. Beğenen arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Belediyeler aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir? Şurası önemli. Değildir kelimesi. Tek tek inceleyelim. İncelerken eleyelim arkadaşlar. Sorumlu olduğu yollarda işaretlemeleri yapmak. Görevidir sorumlu olduğu yer neresidir belediyelerin şehir içi. Karayollarında işaretleme standartlarını tespit etmek. Bak burada ne yazıyor? Karayolları. Bir ke cümlenin içerisinde karayolları geçiyorsa o karayolları Genel Müdürlüğüne aittir. Yani belediyenin sorumluluğu değil. Cevabımız B seçeneği. Yine çocuklar için trafik eğitim testini yapmak yaptırmak belediyenin görevi. Sorumlu olduğu yerde yani belediye sınırları içerisinde leha koymak belediyenin görevi. Bu karayollarının görevi. Şekildeki trafik işareti hangisine yaklaşıldığını bildirir? Demiryolu alt geçidine, demiryolu üst geçidine, kontrollü demiryolu geçidine, kontrolsüz demiryolu geçidine. Bu cevap bu fotoğrafımıza baktığımız zaman lefamıza cevabın D seçeneği olduğunu görüyoruz. Kontrolsüz demiryolu geçidi. Bu levhayı gördüğümüzde burada bir demiryolu hem zemin geçidi olabilir. Hızımızı azaltacağız. Öndeki aracı sollamayacağız aramızdaki mesafeyi arttıracağız yani takip mesafesini. Dikkatli bir şekilde geçeceğiz. Yol açık ya da kapalı olsa bile zaten kontrolsüz orada bariyeri olmaz muhtemelen. Her durumda arkadaşlar dikkatli geçeceğiz. Yani bakmadan geçmeyeceğiz. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır? Sinir sistemi, dolaşım sistemi, sindirim, solunum. Kalp ve kan damarları. Kalp, kan, Damar, damar nerede dolaşıyor? Ne yapıyor damarın içinde kanlar? Kanlar damarın içinde ne yapıyor? Dolaşıyor. Dolaşım sistemi aynı zamanda dolaşım sistem vücudun tüm bölümlerinde yer alıyor. Unutmayın. Çünkü damarlar her yere gidiyor ya. Damarlar her yere gittiği için kan da gidiyor. Bu da vücudun tüm bölümlerinde yer aldığını gösterir. Onu da soruyorlar zaman zaman. Kaza yerindeki yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir? Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra kendine gelmesi sağlandıktan sonra hiçbir müdahale yapılmadan önce yakınları geldikten sonra yaralıyı ne zaman sevk ediyor? Hayati tehlikesine karşı önlem aldıktan sonra. Cevap A seçeneği. Böyle bazı soruları hızlı cevap veriyorum. Çok uzuyor çünkü videolar arkadaşlar. Onun için bazı sorular uzun, bazı sorular kısa böyle dengeyi kurmaya çalışıyorum. Mesela yarın da bunu açıklarız. Bugün başka soruyu açıkladıysak geçelim. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır? Her zaman tedbirli olmak, soğukkanlılığını korumak, emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak. Cevap nedir? Bir defa öncelikle emin olmadığın uygulamadan kaçınacaksın. Okey. Soğukkanlılığını koruyacaksın. O da okey. Cevabımız bu da tabii ki tedbirli olmak önemli. Zaten kendi can güvenliğini korumalısın öncelikle. Onun için tedbir şart. Tedbiri elden bırakmıyoruz. Cevap nedir? 1 2 3 D seçeneği oluyor. Kaza yerindeki araçtan yaralının çıkarılmasında ilk aşama hangisidir? Tıbbi yardım istenmesi, yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi, motorun durdurulup aracın sabitlenmesi, yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması. Cevap tabii ki nedir? C seçeneği. Önce aracı durdurup güvenli yönlemlerini alacaksın. Sen aracı durdurmadan ya da e, indirmeye çalışırsan, çıkartmaya çalışırsan kişi araç hareket edebilir. Senin de canın tehlikeye girer. Ya da patlama olabilir ya da yangın çıkabilir. Onun için motoru durdurup aracı sabitliyoruz. Yangın çıkmasın, hareket etmesin diye. Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir? Para ayarının bozulması, hava filtresinin kirli olması, Fren balatalarının aşınması, vantilatör kayışının sık olması. Doğru cevabımız B seçeneği. Hava filtresi kirli olursa motorda normal yanma olmaz. İleride bunu detaylandıracağım nasıl bir yanma gerçekleşir gibi konusunda geçelim şimdilik. 4 zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindire hangisi emilir? Hava, benzin, motorin, karışım. Arkadaşlar yakıtımız nedir? Dizelmiş. Önemli bu. Kaç zamanlıymış? 4 zamanlı. Arkadaşlar biliyorsunuz 2 zaman ve 4 zaman olarak ikiye ayrılıyor motor çeşitleri. Burada cevabımız nedir? Emme zamanında silindirlere tabii ki hava emiliyor arkadaşlar. Şimdi bakın şurada zamanlar. Burada ne hangi zamanın ne işe yaradığı yazıyor. Emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz, iş zamanı. Bunu da unutmayın. Ateşlemenin diğer ismi. Bu dizel araçlar için arkadaşlar dizel araçlarda ne oluyor? Birinci zamanda sadece hava emilir diyor bakın. Hava emilir. İkinci zamanda hava, emilen hava sıkıştırılır. Hava buradan emiliyor. Sonra sıkıştırılıyor. Bakın burada sıkıştırma işlemi gerçekleşiyor. Üçüncü zamanda da sıkıştırılan havanın üzerine enjektörlerle bakın şurada iş zamanında sıkıştırılmış hava var. Enjektörlerle mazot püskürtülüyor. Sıcak havanın üzerine mazot püskürtülüyor. İşte bu ısıtma bujileriyle ısınıyor o hava. Buradan mazot püskürtülüyor. Ateşleme gerçekleşiyor. Egzoz zamanında da burada oluşan gazlar dışarıya çıkıyor. Bu dizel araçlar için. Benzinli araçlarda da aynı yine sistem. Sadece ateşleme zamanında püskürtme yok. Buji ile yapılıyor ateşleme işlemi. Geçelim. Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılır? Antifriz ilave edilir. Plakalar temizlenir. Suyu boşaltılıp yağlanır. Kutup başlarının oksitleri temizlenir. Cevap nedir? D seçeneği arkadaşlar. Kutup başlarının oksitleri, pasları, kiri, korozyonu temizlenir akünün bakımında. Antiviriz zaten aküye konulmaz. Plakalar akünün içerisinde bulunur. Yani onun temizlenmesi olmaz. Suyu boşaltılmaz arkadaşlar. Akünün içerisinde elektrolit var biliyorsunuz. Şurada bana anlatalım hatta. Cevabımızı verdik mi? Evet D seçeneği. Şurada anlatalım arkadaşlar akü hakkında bilmemiz gerekenler diye bir. Akünün içerisinde elektrolit var. Buna saf su asit karışımıdır. Buna elektrolit diyoruz. Artı kutup başı eski eksi kutup başı olarak iki kutbu vardır. Şurada zaten artı kırmızı eksi mavi yazmışız. Yine arkadaşlar akünün bakımında aküde sıvı azaldığında sıvı seviyesi ne kadar olacak aküde? Plakaların bir santim üzerinde olacak. Eğer azalırsa ne ilave ediyoruz? Saf su. Onun haricinde aküde işte iki ucu birbirine temas ettirilmemeli. Su ile temizlenebilir akünün üzeri. Sıcak su sodalı su ile temizlenir. Dijital göstergeli araçlarda akü takviyesi yapılmaz, o da önemli. Bu kadar yeter. Geçelim. Videodaki kaza ile ilgili hangisi kesinlikle söylenir diyor. Animasyonlu bir soru. A yeşil araç sürücüsünün ani fren yapması kazaya sebep vermiştir. B. Mavi araç sürücüsünün hatalı geçme yapması kazaya sebep olmuştur. C. Araç sürücüler takip mesafesine uymaktadır. D. Kaza iklim şartlarına bağlı olarak meydana gelmiştir. Gördüğünüz üzere animasyon tekrar tekrar oynuyor. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz bakın. Kaza ne zaman gerçekleşiyor? Tam şu sahnede. Bak. Mavi araç sürücüsü giriyor. Hatalı sollama yapıyor. Yani cevap B seçeneği arkadaşlar. Ha iklim şartlarına bağlı olarak da gelişebilir. Takip mesafesinden de kaynaklanabilir. Fakat burada kesinlikle dediği için cevap B şıkkı. Diğerleri de olabilir ama onların olup olmayacağı kesin değil. Burada bir kesinlik varsa B seçeneği. Çünkü bakın arkadaşlar mavi araç sürücüsü sağdan geçiyor tekrar sollama yapıyor. Bu hatalı sollamadır. Devam edelim. Ağızdan ağza suni solunumda verilen hava miktarının yeterliliği kazazeden hangi durumundan anlaşılır? Yüzünün sararmasından, nabız sayısının azalmasından, vücut sıcaklığının azalmasından, göğüs kafesinin yükselmesinden. Suni solunumda yeterli mi yetersiz mi bunu anlamak için neye bakmanız gerekiyor? Tabii ki göğüs kafesinin yükselmesi doğru cevabımız D seçeneği. Bununla ilgili rakamlar da var arkadaşlar ne kadar yükselmesi gerekiyor. Onlar da şu sınada çıkıyor. Bu sayfa çok önemlidir. Göğüs kafesi 5 santim aşağı inecek şekilde 30 kalp basısı yapılır. Dakikada 100 bas olacak şekilde ayarlanır. Bakın yetişkinlerde 5 çocuklarda 5 bebeklerde 4 santimdir bu. Az önce göğüs kafesi aşağı inmeli kalkmalı. İşte yetişkinler ve çocuklarda 5 santim bebeklerde 4 santimdir. Sorumuzun önemli kısmı buydu. Bir de şunu bilmeniz gerekiyor. 30 kat mesajına 2 suni solunum. 30'a 2 kuralı diyoruz biz buna. Yine kişiye iyi misiniz diye sorarak bilincini kontrol etmiş oluyoruz. Nasıl kontrol ediyoruz? Omzuna dokunuyoruz şöyle hafifçe yetişkin bireyde. İyi misiniz diye soruyoruz. Aslında buradaki amacımız bilinci yerinde mi? Bebeklerde de yine ayak tabanına vuruyoruz bilinç kontrolü için. Yine burada çıkan şu çıkabilir. Bak dinle hisset yöntemi. 10 saniye. 10 saniye rakam çıkabilir burada. Başka 30'a çıkabilir. Buradaki her şey çıkabilir. Fakat şu sarı çizdiklerim ekstra dikkat edilmesi gereken mevzular. Onun için burayı mutlaka fotoğraflayın. Geçelim bir sonraki sorumuza. Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni hangisidir? Sırt üstü düz pozisyonda yatırılması, kazazeden hareketsiz hale getirilmesi, taşıma esnasında baş, boyun, gövde ekseninin korunması, omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi. Felçlerin oluşmasının en önemli sebebi nedir? Omurilik baskı altında olur, zedelenir. Bunu önlemek için ne yapıyoruz? Mümkün mertebe kişiyi az hareket ettiriyoruz. Sabitliyoruz. Baş, boyun, gövde eksenini koruyoruz. Unutmayın. Çok hareket ettirirsek omurilik baskı altında kalır, zarar görür, felç olur. Geçelim. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa hangisinin olması beklenir? Akünün boşalması, para ampullerinin patlaması, endüksiyon bobininin arızalanması, motor devir göstergesinin arızalanması. Uzun süre çok sık marş yaparsak akünün boşalması gerçekleşir arkadaşlar. Marşı nasıl yapacağız? Çok uzun yapmayacağız. Arka arkaya yapmayacağız. Şurada da yazıyor bakın. Marş yapma süresi 10-15 saniyeden uzun olmamalı. Eğer çalışmazsa marş yapıldığında biraz bekleyip sonra tekrar deniyoruz. Uzun süre sıkça marş yapılırsa akümülatör boşalır. İşte sorumuz buydu. Değerli arkadaşlar bu marş sistemi ilgili bunlar çıkar karşımıza genel olarak. Onun için bu sayfayı mutlaka okuyun. Ben 3 tanesini okudum önemli yerleri. Zaten bu özetin özeti arkadaşlar bu yaptığım şeyler. En çıkabilecek yerleri alıyorum. Onun için bunlar okumaktan da üşenmeyin. Daha kısası olmaz. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi? Azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır. 3,5 tonu geçmeyen. Bizim için şurası. Otobüs, minibüs, kamyonet, otomobil. Değerli arkadaşlar. 3500 kilogram. Cevabımız c sesini kamyonet Kamyonun küçüğü bu Şimdi bundan bahsedelim biraz Bu konudan bu konudan çıkıyor çünkü soru çokça Şimdi bilmemiz gerekenler bu konuyla ilgili şunlar 3500 kilogram derse Kamyonet 3500'ün üzerinde oluyorsa kamyon oluyor arkadaşlar bakın sırayla Bu daha büyük Kamyon Otomobille, otobüsü veya minibüsü karıştırmamak için ne yapacağız 9 oturma yeri olan Bakın sürücü dahil en fazla. Otomobil dediğimizde de sürücü dahil 9 oturma yeri olan en fazla imal edilmiş motorlu taşıt. Otobüste 9'dan daha fazla oturma yeri olanlara otobüs deniyor. Otobüste de kendi arasında ikiye ayrılıyor aslında. Burada küçük otobüslere minibüs deniyor. Oradaki sınır da nedir? 17. 17 kişiyi aşmıyorsa kapasitesi bu minibüs diyoruz. Fakat 17 kişiden daha fazla kişiyi taşıyan araçlara da otobüs diyoruz. Bunlar bu konu ile ilgili çıkabilecek, karşımıza gelebilecek en çok çıkan soruların olduğu sayfa. Buranın fotoğrafını alın mutlaka öğrenin mutlaka. Zaten soru çözdükte aklınızda kalır. Geçelim. Trafik kazalarında olay yerinde ışıklı işaret veya yansıtıcı koymanın amacı nedir? Benzer sorular oluyor arkadaşlar bazen. Ya da aynısı da olabilir. Hiç merak etmeyin. Niye aynısını çözüyorum ya da benzerlerini? Orada anlatamamışımdır bir şeyi. Burada anlatmak için. Yine ışıklı işaret cihazının amacı neydi? Yardım istemek. Kazalarda. Çok sayıda yaralının bulunduğunu bildirmek. Diğer sürücülerin dikkatini çekerek uyarmak. Kazanın sadece maddi hasarlı olduğunu bildirmek. Cevap nedir? Diğer sürücüleri uyarmak. Yavaşlamaları konusunda. Yani bir kaza olduğunu bilsinler ona göre yavaşlasınlar diye. Geçelim Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır? Tek tek inceleyelim. 1. Bir bir, de bir sıkıntı var mı? Yok. Gayet de güzel sollama yapıyor. İkiye bakalım. Evet. 2'de de sıkıntı var arkadaşlar. Neden? Bakın bir sollama yaparken yani bir numaralı araç sollama yapmaya başladığı için 2 yapamaz. Önce birin gitmesi lazım. Sollama yapabilmesi için. Bu durumda tehlike ortaya çıkar. Sollama yapmadan önce bakıyoruz aynamızdan. Burada sollama yaparsan birinin önüne çıkarsın. Başka bir araç sollama yapıyordur. O zaman tehlikeli bir durum ortaya çıkar. Geçelim. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilerde bir yaş sonunda devamında kaç yılda bir muayene yapılması zorunludur. Bakın otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet. Bunların bir özelliğini arkadaşlar? Dikkatinizi çekiyorsa hepsi ticari araçlar. Ticari araçlarda bir yaş sonunda arkadaşlar her yıl muayene yapacağız. Fakat otomobil olsaydı bu cevap 2 olurdu. Otomobillerde 2 yıl. Şimdi bakın şurada var. Arkadaşlar bakın. Muayene dediğimiz şey şu arkadaşlar. Muayene. Ulaştırma Bakanlığı'na aittir arkadaşlar. Muayeneyi yapan TÜRK yapıyor Muayeneyi aracın muayene tarihini. Motorlu araç trafik belgesinde görebilirsiniz. Buraya yazarlar bakın. Mühür atarlar yazarlar işte. Yine arkadaşlar muayene nedir? Muayene süresi dolmasa bile kazaya karışan araçlar yani teknik değişiklik yapılan araçlar tekrar muayene yapılması zorunludur. Yani büyük çaplı kazalardan bahsediyor bu. Arkadaşlar araçlar muayene süreleri de burada. Bakın otomobiller hususi araçlar. Bu ilk yaş. Sonra hep yenilemelerde 2 ila 1. Mesela bize soran neydi? Kamyon, otobüs gibi şeyler soruyor, ticari şeyler. Bunlar yılda yapılır. Traktörler 3 yılda bir. Şurası ilk yaş, şu çizelge, şurası da yenileme. Geçelim. Ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon. Boyun travması yoksa. Şıklarımıza bakalım. Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması. Başın altında yastık konularak sırt üstü yatırılması, sırt üstü yatar pozisyondayken başın geriye doğru atılması olması, sırt üstü yatar pozisyondayken çenenin göğsüne değecek şekilde olması. Boyun travması yoksa cevabımız C seçeneği. Sırt üstü yatar pozisyondayken başın geriye doğru olması. Baş geri çene yukarı pozisyonunu anlatıyor bize burada. Yalnız neymiş? Boyun travması yoksa yapıyoruz bunu. Boyun travması varsa neden yapamıyoruz? Çünkü omurilik zarar görebilir. Omurilik zarar görürse kişi felç olabilir. Şimdi buradaki pozisyon hava yolunu açmada kullanılan bir pozisyon. İşte bakın şu pozisyon. Baş geri çene yukarı C şıkkında anlatılan pozisyon. Bu ne için yapılıyor. Hava yolu özellikle hava yolu açıklığını değerlendirmek, hava yolu açıklığını solunum yolunu açmak, değerlendirmek için solunum yolu için açıl kullanılan bir pozisyon. Şimdi bunun aşamaları var. Bir el alnına yerleştirilir kişinin neyse işte. Bir el iki parmağıyla çeneden tutulur. Sonra geriye doğru itilir. Bu şekilde hava yolu açıklığı sağlanmış olur. Çünkü bu aşamaları şunun için koydum. Soruyor sınavda. Yani şu şekil soruyor. Bir el alnına yerleştirilir. Bir elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Diyor diyor diyor. Bu pozisyonumuzun ismi nedir diyor? Baş geri çene yukarı pozisyonu. Geçelim bunu da. Verilenlerden hangileri turnike uygulanmasında dikkat edilecek hususlardandır? Turnikeyi nerede uyguluyorduk? Büyük çaplı uzuv kopmalarında ya da büyük çaplı kanamalarda, durmayan kanamalarda. İp, tel, sicim gibi malzemeler kullanılması. Doğru mu? Hayır. Tel, ip gibi ince malzemeler kullanmıyoruz. Daha çok kalın malzemeler kullanıyoruz. En azından 8 santim şöyle 4 parmak kalınlığında olması lazım. Bu yanlış. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kenara yazılıp not edilmesi, yaralının üzerine asılması doğru. uzun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması bu da doğru. Doğru cevap nedir? C seçeneği. Şimdi turnike ile ilgili şunu göstereyim ben size. Şu bir sınav sorusudur. İşte bu gösterilen uygulama hangisine aittir diye soruyorlar da turnike. Bakın en önemli özelliği nedir? Bak kalın bir iple 8-10 santim kalınlığında bir şeritle uygulanmış. İp tel gibi kesici malzemeler kullanılmamış. Yine burada önemli olan bir şey daha var. Kalem gibi malzemeler sıkmak için kullanılabilir. Turnikeyi sıkıştırmak için diyor. Şu önemli. Kağıda yazılması, yaralının üzerine asılması. Turnikenin yapıldığı zaman. Kaç zamandır yapılıyor. Kaç saattir, kaç dakikadır. Yine kanayan bölge 15-20 dakikada bir turnike gevşetilmelidir. Şu çok önemli bir soru. Çok sayıda yaralının olduğunda yaralının alnına ruj veya sabit kalemle turnikeye de ta harfi yazılır. Yani hangi yaralaya turnike yapılmış olduğu belli olması açısından yaralının alnına ya da görülecek bir yerine bu işareti bırakmak da önemli. turnikede. geçelim bunu da. Bir ilk yardımcı başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır nokta nokta ile solunum yapıp yapmadığın 10 saniye süreyle değerlendirir. Boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? 10 saniye süreyle bile yukarısını okumasanız bu soruyu yaparsınız. 10 saniye süre neyi bizim için kast ediyordu? Bak diline hisset yönteminde. Amacı neydi? Bilinç kon solunum alıp soluk alıp almadığıydı. Burada bu sorumuzun cevabı A seçeneği. Bunu zaten detaylı anlatmıştım bu 10 saniye. Çünkü 10 saniyeyi bilin. Bazen buraya 1 saniye yazıyorlar ya da 5 saniye yazıyorlar. Yukarıdaki cümlede yanlış olan ifade nedir diye soruyor. Ya da mesela buraya bak dinle hisset yöntemiyle solunup yap, yapmadı. Nokta nokta saniye süreyle değerlendirilir diye soruyor. Bakın farklı bir soru da. Kaç saniye? 10 saniye. O şekilde de gelirse 10 saniye süreyle bak dinle hisset yönteminde. Buradaki süre 10 saniyedir unutmayın. Tekrar ettim ama mecburum yani bundan çıkıyor çünkü. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı hangisidir? Bakalım bu gösterge panel. A. Motor yağ basıncı ikaz ışığı. B. Egzoz gazları kontrolü ikaz ışığı. C. Frenle balataları aşınmış ikaz ışığı. D. Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı. Doğru cevabımız nedir? A. Seçeneği. Motor yağ basıncı ikaz ışığıdır. Şurada yağ damlasını görüyorsunuz arkadaşlar. Yağ kelimesini gördüğünüzde cevabı yapıştırın. Geçelim. Motor soğutma sisteminde kullanılan nokta nokta donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerdeki korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parça ömrünü arttırmaktadır. Verilen ifadede boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Asit, antifriz, saf su, elektrolit. Bakın soğutma sisteminde kullanıyor. Donmayı önlüyor. Anahtar kelimemiz nedir? Donmayı önlemesi. Cevap nedir? Tabii ki antifrizdir. Antifrizi artık herhalde öğrenmişsinizdir. Çünkü her gün bununla ilgili bir tane soru çözmeye çalışıyorum. Çok çıkıyor diye. İşte antifriz nedir? Budur. Antifriz ne işe yarıyor? Özellikle en önemli sebebi olayı donmayı önlemesi aracı. Sonra pas korozyonu önler. Parçaların ömrünü uzatır. Pas korozyon olmadığı için parçalar da ömrü uzar. Çünkü paslanan parçalar daha kısa ömrünü tamamlar biliyorsunuz. Yine cam suyuna da antifriz konuluyor. O da cam silecek suyunun donmaması içindir. Geçelim bunu da. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme. Trafik kazalarında nokta nokta sayılan hallerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere ne yazılmalıdır? Kırmızı ışıkta geçmek ya da polisin dur işaretine uymamak. Asli kusur, tali kusur, yol kusuru, kusuru paylaştırma. Doğru cevabımız nedir? Asli kusur. Suçlusunuz. Asıl suçlu sizsiniz. Geçelim. Fren'e basıldığı andan itibaren Aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola fren mesafesi denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir? Bastırarak okuyorum. Bak sınavda hep bunları yanlış okuyorsunuz, sonra yanlış yapıyorsunuz. Aracınızı, yolun eğimi, lastiklerin durumu, yolun genişliği. Hız etkiler mi? Fren mesafesini? Evet. Yolun eğim etkiler mi? Evet. Mesela eğimli bir yolda, eniş olan bir yolda, aşağı doğru eğimli olan bir yolda etkiler durma mesafenizi. Lastiklerin durumu, lastikler yeni ise daha çabuk durursunuz. Bu da etkiler. Yolun geniş olması etkilemez. Bunun alakası yoktur. Geçelim bunu da. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır? Bakalım kontrolsüz olduğunu zaten bize söylemiş. Söylememiş olsaydı ne yapacaktık? Lefa var mı diye bakacaktık. Ya da ışık var mı diye bakacaktık. Lefa yok. Zaten hala hazırda kendisi de söylemiş. Şimdi sıralamasını yapacağım. İlki buluruz zaten. Şimdi bunlarla ilgili en son geçeceği ya da ilk geçeceği bulmamız için şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunların ikisi dönecek. 2 ile 3. Dönecekse bir defa neydi kuralımız? Bunun ikisi de düz gidecek. Ya bu ya bu önce geçecek. Çünkü niye motorla, kamyon, kamyonet neyse işte döneceği için bunlara yol verecek. Bunların ikisinden biri geçecek ilk. Peki ilk hangisi geçecek? Bunları eledik. Bunlarla işimiz bitti mesela. 4 ile 1 numaralı araç arasında hangisi önce geçecek? Tabii ki 1. Niye? 4 düm sağında 1. 1 numaralı araç sağda. Kuralımız neydi? Sağdaki araç önce geçecek. Buradan 1'in en önce geçmesi gerektiğini buluyoruz. Son hangisi geçiyor? 4 geçiyor sebebi ne? Düz gidiyor çünkü. 4'ten sonra da bakalım şöyle. 3 geçiyor. Sonra da 2 geçiyor. Değil mi? Evet. Aynen. 3 sağında Kamyonetin Aynen bu şekilde. Geçelim. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan azami ağırlığı 3,5 tonu geçen Araçların şoförlüğüyle ticari amaçta yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoför dahil 9, 9 kişiyi aşan araçların 24 saatlik süre sınırı içerisinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç sürmeleri yasaktır. Bakın devamlı olarak kısmının altını çizmişiz. Bir dikkat çekiyoruz bir yere. Cevap nedir? 4,5 saattir. Hocam 9'du bu sanki. 9 saatti. İşte zaten bunu onun için çizdik arkadaşlar. Devamlı olarak 9 saat kullanamazsınız. 4,5 saat kullanamazsınız pardon. Molalı olarak da 9 saati geçemez toplam süre 24 saatte. Şurada belirttim ben. Bakın 24 saatte toplam 9 saatten fazla süremezsin. İster 4,5 saatte mola ver ister 2 saatte mola ver o senin bileceğin bir iş. Fakat şu husus önemli. En fazla 4,5 saat sürebilirsin ondan sonra mola vermen zorunludur. Mesela 4,5 saat sürersin 45 dakika mola verirsin bir 4,5 daha sürersin biter 24 saatteki hakkın daha fazla süremezsin. Şimdi bunlarla ilgili takograf cihazını biliyorsunuz bu cihaz ticari araçlarda otobüslerde kamyonlarda bulunuyor ne işe yarıyor araç kullanım süresini denetliyor hızı denetliyor. Şoförün kim olduğunu denetliyor çünkü şoför buraya ehliyetini takıyor şurada çip gibi bir yer var. Yine bunu da bilmenizde fayda var geçelim bunda. Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Yaşam bulguları yaralının durumunu değerlendirilmesi, evet. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek içecek verilmez asla. İlk yardımda arkadaşlar hiçbir yerinde neredeyse yiyecek içecek verilmez. Çok istisnai durumlar dışında. Yine göğüsten saplanmış cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafı temiz bir bezle desteklenerek sabitlemek. Bu da doğru. Yanlış olan ne? Pardon. Ha bu da doğru. 1 ve 3. B seçeneği. Yani iki yanlış. Doğruları soruyor bize. 1 ve 3 doğru. Şimdi burada göstereyim hatta delici göğüs yaralanması. Bir de bunun pozisyonu var. O da şu. Delici göğüs yaralanması olan kişiye bu pozisyonu veriyoruz. Bazen bu fotoğrafı koyup onu da soruyor. İşte arkadaşlar burada bilinç kontrolü yapılır. Yara üzeri kapatılır. Yiyecek içecek verilmez bakın gördüğünüz gibi. Yaşam bulguları kontrol edilir. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır? Ağızdan yiyecek içecek verilmesi, dışarıya çıkan organların içeriye sokulmaya çalışılması, ısı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması, kazazedenin bilinci yerindeyse sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması. Doğru cevabımız nedir? D seçeneği. Soğuk uygulama olmaz. Organlar içeriye sokulmaya çalışılmaz. Yiyecek içecek verilmez. Bilinci yerindeyse ise sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılır arkadaşlar. Geçelim. Verilenler için hangisi söylenebilir? Rentek manevrası ile ilgili. Bakalım tek tek. 1- Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda. 2. Kazazeden omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkartılmada kullanılır. Rentek manevrası neydi? Kişiyi araçtan çıkartırken kullandığımız yöntemdi. Amacı neydi? İşte yangın patlama gibi durumlarda kullanıyoruz. Bu doğru. Kazazeden omuriliğine zarar vermeden amacımız o şekilde hareket ettirmeden en az hareketle çıkartmak. Omuriliğe zarar versek ne oluyordu? Kişi felç olabilir. O halde doğru cevap C seçeneği İkisi de doğru bu ifadelerden. Geçelim. Şekilde soru işaretiyle gösterilen sistemin görevi hangisidir? Soru işaretine dikkatle bakalım. Şıklarımız nelermiş? A. Yakıt tüketimini azaltmak. B. Aracın fren mesafesini kısaltmak. C. Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak. D. Aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak. Soru işaretimiz neyi gösteriyor? Burada bir yay var. Bunu gösteriyor. Bu yayımız nedir arkadaşlar? Cevabımız C seçeneği. Süspansiyon sistemi. Helezon yayıdır. Şimdi bu süspansiyon sistemi ile ilgili kısaca bir değinelim. Neymiş ne değilmiş çık başka nasıl soruyorlar. İşte arkadaşlar burada süspansiyon sisteminin görevini bilmek lazım. Titreşimleri sönümlemek. Zaten bizim sorumuz da buna benzer bir şeydi. Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak. Aynı anlama geliyor bu. Darbe ve titreşim salınımlarını sönümler. Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltır. Bu. Soru işaretiyle de bu şekilde soruyor. Bazen de bu sistemin görevi nedir diyor bu ışıklara bunları koyuyor. Şimdi süspansiyon sisteminin iki tane de önemli elemanı var. Yaylar ve amortisörler. Yaylar yol yüzeylerinden meydana gelen şokları üzerine alıyor. Amortisörler de yayların salınımlarını sönümleyerek sürüş konforunu sağlıyor. İşte bu sürüş konforu sağlıyor aynı zamanda. Bunu bilmeniz önemli. Çünkü neden? Kasisli yollarda ya da bozuk yollarda giderken aracınız daha böyle sizi az sarsıyor. Süspansiyon, amortisör sistemi. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır? Geriye gitmek, geri gitmek, zorunluluk dışında park etmek, hızına uygun şeritte gitmek. Cevap D seçeneği. Geri gitmek yasak, geriye dönmek yasak. Park etmek yasak zorunluluk durumunun dışında. Doğru cevap D seçeneği. Geçelim. Bekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A) Yolu kontrol etmesi, B) Aracın yavaşlatması, C) Takip mesafesini azaltması, D) Bu bölgeden dikkatli geçmesi. Doğru cevabımız Bu işaretimiz ne arkadaşlar? Kaygan zemin. Aracınızın lastiği kayabilir manasında. O halde ne yapıyoruz? Takip mesafesini azaltmıyoruz. Azaltmak demek ne demek? Yaklaştırmak, bir öndeki araca yaklaşmak demek. Takip mesafesini arttıracağız. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Yanlış arıyoruz. Unutmayın azaltmakla arttırmak arasındaki farkı. Geçelim. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici gibi tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat hangisidir? Koruma başlığı hız sınırlayıcı cihaz, yangın söndürme cihazı, çocuk bağlama sistemleri. Arkadaşlar bunların hepsi ticari filan dikkat ederseniz. O halde bunların ortak noktası yangın söndürme cihazının hepsinde bulunması zorunludur. Şurada araçta bulundurulması gereken malzemeleri ben koydum. Takograf otobüs, kamyon ve çekici de bakın. Ne işe yarıyor? Aracın hızını, durumunu Kaç saattir kullanıldığını yarayan aslında bir Beyin gibi bir şey öyle düşünün Aracın kaydını alıyor Takograf cihazı kayıtları Araçta bir ay e, Araç firmasında 5 yıl süreyle saklanmak zorunda Taksimetre taksilerde bulunuyor yangın tüp işte bunlarda bulunuyor buraya yazdık Reflektör Stepne Yine bu takoz Hangilerinde bulunması gerektiği yazıyor Yine arkadaşlar İlk yardım çantası, motosiklet hariç, motorlu bisiklet ve iş makinesi hariç tüm araçlarda. Yine bu işaret şeyimiz otobüs kamyon çekicilerde bulundurulması zorunludur. Arkadaşlar yine diğer malzemeler var. Onlar da işte çekme alatı bunlar filan falan el feneri önemli. Geçelim. Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır. Şıklarımız A3 şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi. Kural ihlali midir? Hayır. B. Aracın cinsine ve hızına uygun şeridi kullanması. Bu da doğru bir davranış. C. Geçme, dönme gibi mecburi haller dışında şerit değiştirmesi. Bu yanlış arkadaşlar. Bunun yapılması doğru değil. D. Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritten sürülen araçların güvenle geçişini beklemesi. Bu da doğru. Doğru cevap C seçeneği. Yani bunu yaptığınız zaman kural ihlali yapmış olursunuz. Mecburi haller dışında şerit değiştirmiyoruz. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Kendine kurallar koymak, kendi kendine bencilce davranışlarda bulunmak, paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak. Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek. Doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Paylaşmayı bilmek, saygılı olmak, olumlu davranış özelliği, diğerleri olumsuz. Basit bir soru üzerinde durmayalım. Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morluklar olan kazazedeye. Olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? Şıklarımız ayakları 45 santim yükseltilmeli, başı 30 santim indirilmeli, hareket etmemesi sağlanmalı, kulağı temiz bir bezle tıkanmalı. Kulaktan kan geliyor. Göz çevresinde morallıklar var. Arkadaşlar baş yaralanması var belli ki bu kişide. Doğru cevabımız C seçeneği hareket etmesinin sağlamıyoruz. Yani hareket etmemesini sağlıyoruz. Hareket etmesini engelliyoruz. Ayakları yükseltmek yanlış. Kanı daha çok o bölgeye sevk etmek. Bu da yanlış. Yine bezle kulak tıkanmaz arkadaşlar. Kanı içeride hapsetmenin tehlikeleri vardır. Onun için doğru cevap C seçeneği. Baş yaralanması olmuş belli ki bu kişide. Dolayısıyla hareket etmemesini sağlıyoruz. Geçelim Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? Yüksek devirde araç kullanılması arttırır mı yakıt tüketimini? Evet. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması? Evet. Araca uygun ebatlarda lastik kullanılması? Hayır. Araç bakımlarının zamanında yapılması? Hayır, arttırmaz. O zaman hangileri arttırır? 1 ve 2. Arkadaşlar 3 ve 4 azaltır aksine. Unutmayın. Değerli arkadaşlar bazı sorularda uzun uzun açıklama yapıyorum. Amacım soruyu uzatmak değil. Mesela bir soruyu çözerken 5-6 madde söylüyorum. Aslında onlar da çıkmış soru. Yani biz burada ortalama her videoda 50 soru çözerken 200, 150, 200 civarı soru çözmüş oluyoruz. Onun için açıklamalar önemli. Yani keyfimden uzatmıyorum. Onun için sıkıntı yapmayın. Videoyu baştan sona izleyin yani. Onlar çok daha önemli sorudan daha önemli hatta açıklamalar. Geçelim. Araç gösterge panelinde aşağıdaki az ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir? Şıklar inceleyelim. Doğru cevap tabii ki C seçeneği. Petrol işareti var arkadaşlar. Yakıtınız bitiyor anlamını taşır. Bu akü işareti yani akünün bitmek üzere olduğunu gösterir araç hareket halindeyken. Bu arka cam rezidansı bu yağ lambası işaretidir. Geçelim bunu da. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgesi mahkeme tarafından kaçça süreyle geri alınır? Cevabımız asli kusur ve ölüm var. Bu durumda cevap A seçeneği. Şimdi bu sürücü belgesinin geri alınması ile ilgili ben bunları çok da şu kelimeyi okumayacağım çünkü engelliyor YouTube bizi. Fakat siz burada bu sayfayı okuyun. Bize sorduğu da şuydu arkadaşlar işte. Bir yıl süreyle. Asli kusurlu olarak. Diğer bir iki madde daha var. Onlar da burada onları dediğim gibi şu kelimelerden dolayı ben okumuyorum. Çünkü YouTube filtre koyuyor. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biri değildir? Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek, karayollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek, karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, kontrol etmek, karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak. Şimdi bu sorularda ne yapacağız? Karayollar Genel Müdürlüğü dediği için şıkların içerisinde karayolları geçenler karayoluna aittir bakın. Bu şehir içi dediği için A seçeneği kimin belediyenin göre. Bu anlaşılsın. Şimdi burada şu şekilde bir ince detay var arkadaşlar. Her zaman karayolu geçerse de cevap karayolu olmayabilir. Bir istisnamız var burada. Genelde karayolu geçiyorsa cümlenin içerisinde karayoluna aittir. Orası. Fakat tek bir istisna var o da şu. Dikkat dedim bakın. Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak. Bakın bu önemli. Eğer sınavda burada da karayolu geçiyor diye bakın hemen içinde karayolu geçiyor ya. Hop bu karayolları genel müdürlüğüne ait derseniz ters köşe yapar sizi şaşırtır. Onun için buna dikkat edin. Diğerleri zaten doğru olur. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur? Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek, sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak, denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak, elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak. Trafik adabına uygun hangisi davranmış oluyor? C seçeneği. Denetim korkusu olmasa da denetim olmasa bile kemeri kullanmak trafik adabına uygun bir davranıştır. Soru da bunu soruyordu. Geçelim. Aşağıdaki yerlerin hangisinde duraklama yapılması yasak değildir? banketlerde, dönemeçlerde, yaya ve okul geçitlerinde, tepe üstlerine yakın yerlerde. Arkadaşlar, durma, duraklama, park etmeyi hep anlatıyorum. Bir kere daha kısaca anlatayım. Arkadaşlar, durmada mecburiyet vardır. Bakın, mecbur. Kırmızı ışıkta durma, trafik polisinin işaretinde durma. Biz bu tür durumlara durma diyoruz. Mecburiyet olduğu zaman. Duraklama dediğimiz şey nedir? Biraz daha böyle keyfiyettir. Nedir? Yolcu indirip bindirme, eşya indirip bindirme durumlarına da duraklama diyoruz park etme neydi? 5 dakikaya aşan beklemelere de park etme diyorduk. Durma, duraklama, park etmeyi kısaca özetledik. Sorumuza dönecek olursak hangisinde duraklama yapılması yasak değildir? Arkadaşlar banket. Dönemeşlerde, okul geçitlerinde, tepe üstlerinde duraklama yasak. Fakat banketlerde serbest. Banket nedir onu da soruyorlar. Kısaca bir değinelim. Banket şu işte arkadaşlar bakın. Şehirler arası yollarda yolun kenarında bulunan şu alan. Burada yaya ve hayvanlar kullanır arkadaşlar çoğunlukla. Bakın burada da yazar. Yaya yolu ayrılmamış karayolunda taşıt yolu ile şehir başı. Hendek iç üstü kısıtlarının arasında kalan. Yayaların, hayvanların kullanacağı zorunlu hallerde de araçlar da faydalanabilir buradan. Yani araçlar bilakis burada duraklama yapmak yasak değil. Burada duraklama yapması doğru bir şey araçların. Dolayısıyla ondan dolayı cevabımız A seçeneğiydi arkadaşlar. Banket burada araçlar duraklama yapabilir. Geçelim. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşlardan hangisi girebilir? Otomobil, kamyon, motosiklet, otobüs. Bu levhamızın anlamı ne? Çok karıştırılıyor arkadaşlar. Lütfen bu levhaya dikkatli bakın. Motosiklet hariç taşıt trafiğine kapalı yol diyor. Yani motosiklet girebilir diğerleri giremez. Cevap C seçenin geçelim. 88-89 kuralı olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol hangisini ifade etmektedir? Fren mesafesini, duruş mesafesini, takip mesafesini, intikal mesafesini. Değerli arkadaşlar 88-89 kelimesini yani sayısını söyleyene kadar 2 saniye zaman geçer normal bir insanda. Dolayısıyla bu takip mesafesini belirtir. Siz de mesela 88 89 dedik ya şu an. 2 saniyemiz aldı bu. Yani bu takip mesafesi aklımıza gelmesi lazım. Başka ne durumda gelecek? 88 89'da aracın 2 saniyede aldığı yol takip mesafesi ile ilgili bilmemiz gereken bir diğer husus hızı yarıya bölüyoruz. Yüzde giden araç 50 metre olacak takip mesafesi. Bir diğer husus tehlikeli madde taşıyan araçlar en az 50 metre mesafe bırakacak. Geçelim. Hava filtresinin kirli olması motorun çalışmasını nasıl etkiler? Motor yağ eksiltir, motorun gücü artar, yakıt sarfiyatını arttırır, Yakıt sarfiyatını azaltır. Değerli arkadaşlar, Bu sorumuzda Hava filtresi kirli ise Cevap C seçeneği yakıt sarfiyatı artar. Arkadaşlar hava filtresi bildiğiniz üzere Aracın içerisine şurada gösterelim bunun konu anlatımını yapalım. Arkadaşlar yakıt sisteminin bir parçasıdır hava filtresi biliyorsunuz yakıtı ilgilendirir. Şurada da hava filtresi havayı temizler. Yakıt filtresin yakıta girecek. Havayı temizler. Arkadaşlar şurada not almışız bakın. Hava filtresi tıkalı ise kirli ise araç zengin karışımla çalışır. Egzoz dumanı siyah çıkar. Fazla yakıt harcar. Bakın gördüğünüz üzere hava filtresi kirli ise zengin karışım. Yani zengin karışım aslında Yakıtın fazla alındığı, havanın daha az alındığı karışımdır. Zengin dediği budur. Değerli arkadaşlar, yine burada yakıt sisteminin parçasından da bahsedelim. Yakıt pompası var, hava filtresi var, jikle kelebeği var, karbüratör var. Bazen karbüratör de karşımıza çıkar. Karbüratör de arkadaşlar motor için gerekli yakıt hava karışımını sağlayan parça şudur arkadaşlar. Yakıt hava karışımını sağlayan parça. Bir de yakıt deposu. Burada hava filtresinin özelliği hava araca giren havayı temizlemektir. Eğer arkadaşlar aracınız çok tozlu nemli bir ortamda kullanıyorsanız hava filtresini sık sık değiştirmeniz faydanıza olacaktır. Geçelim. Enerji türüne göre motorlar benzin, dizel, hibrit, elektrikli motorlar olmak üzere dörde ayrılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi LPG'li sistemin dezavantajlarından değildir? Bakın dezavantajlarından değildir diyor. Soruyu doğru okuyalım. Şimdi bakalım şıklarımıza. Motor gücü ve çekici düşer. LPG araç kapalı otoparka alınmaz. Çarpışma anında patlama ve yanma riskleri vardır. LPG sisteminde yakıt ekonomisi sağlar. Motor gücü ve çekişi düşer. De avantaj mı dezavantaj mı? Dezavantaj. Bu D. LPG araç kapalı otoparka alınmaması nedir? Dezavantajdır. Bu da D. Çarpışma anında patlama ve yanma riski vardır. Bu da D. Bu D'ler doğru değil arkadaşlar dezavantajın kısaltmasını yazdım ben şimdi uzun uzun yazamam. Kalemle çünkü rahat yazamıyorum. LPG'li sistemin yakıt ekonomisi sağlar. Sağlar mı gerçekten? Evet. Yani LPG'li araçlar daha az yakıt tüketiyor. Bunu biliyoruz. Daha ucuza bir yere gidebiliyorlar. O zaman bunların 3 bak D harfi 1 avantaj. Bunlar dezavantajları LPG'li sistemin, bu da avantajı. Dezavantajlarını tekrar tekrarlayalım çünkü dezavantajlar da çıkabilir. Motor gücü ve çekişi düşer LPG'li bir aracın. Yine LPG'li araçlar kapalı otoparka alınmıyor. Çarpışma anda patlama, yanma, yangın çıkartma riski fazladır LPG'li araçların. Bunlar dezavantajı. Bir de avantajı var o da daha ekonomik bir sürüş ya da daha ekonomik bir yerden bir yere daha ucuz bir şekilde ulaşırsınız LPG'li araçlarda. Geçelim. Muayene süresi dolmasa bile aracın teknik muayenesi hangi durumda zorunludur? araç sahibinin değişmesi, maddi hasarlı kazaya karışması, trafik zabıtalanca gerekli görülmesi, aracın periyodik bakımının yapılmaması. Normalde araçların muayeneye ilk yıl ilk yaşında 3 yılda sonra otomobiller için söylüyorum bunu. Sonra 2 yılda bir yaptırıyoruz. Fakat trafik zabıtası gerekli görürse ya da büyük hasarlı kazaya sebep oldu. Zaten trafik zabıtası o kazalardan sonra gerekli görür ya da görmez. Onun dışında üzerinde teknik değişiklik yaparsın. Mesela rengini değiştirsin. Senin sürücü belgende, sürücü belgende diyorum pardon tescil belgende beyaz yazıyordur araç. Sen taksi yapmışındır, sarıya çevirmişindir aracı. İşte bu durumlarda muayene yapılması zorunludur. Haricen. Normalde iki yıla bir yapıyoruz zaten o ayrı bir şey. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır atasözü ile ilgili trafik adabında hangi yaklaşımı destekler? Öfke, itiraz, entrika konuşma üslubu bu. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Arkadaşlar konuşma üslubu bu. Güzel dil yani güzel karşı ile güzel iletişim kurarsanız konuşma üslubuna dahildir bu sorumuz. Cevap D seçeneği. Geçelim. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? Sağa yanaş, yavaşla, hızlan, dur. İşaretimiz bu. Ehliyet sınavında mutlaka bu polis, trafik polisinin işaretlerinden çıkıyor genelde bir tane soru. Onun için bu işaretleri iyice öğrenin. Cevabımız burada hızlan işaretini taşıyor. Şu yaptığı işaret. Geçelim bunu da. Karayollarında araç kullanan bir sürücünün hangisini yapması yasaktır? İki şeridi birden kullanması, aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi, Gidiş ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi. Hangisi yasaktır? Evet, doğru cevabımız nedir? Basit bir soru. Kafa karıştırıcı ama basit. A seçeneği arkadaşlar. İki şeridi birden kullanamazsınız. Yani çizgiye basarak gidiyorsun diyor. Bu yanlış bir şey. Cezası da var. Yine sağdan sürmek mantıklı. Doğru. Bu doğru. Bu yanlış. Yanlış arıyoruz biz zaten. En sol şeridini sürekli işgal etmiyoruz. Çünkü orası sollama şeridi. Yine araçların güvenle geçişini beklemekte doğru bir durum. Cevabımız A seçeneği geçelim. Evet bugün de bitirdik arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Sınava geleceklere başarılar diliyorum. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar videoyu hala beğenmediyseniz 2 saniyenizi alır beğen tuşuna basmak. Hepinize teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın.